Herkese günaydın. Ben Merlin. Günaydın dedim. Günaydın dedim. Çünkü bu bir kahvaltı tarifi. Fırın hazır. Şimdi tarife geçiyorum. Bugün Merlin Mutfak'ta öğrenci işi videolarında size harika bir ekmek üstü kahvaltılık tarifi vereceğim. Çok basit, çok kolay. Siz de diyeceksiniz ki, acaba bunu niye daha önce düşünmedim? Şimdi tabii ki en karın doyurucu şey, bir Türk mutfağı için en karın doyurucu şey somun ekmekle başlıyoruz. Arkadaşlar bayat bir ekmek, dünden kalan bir ekmek bayat derken. Dilim dilim doğruyorum. Evet, ekmeği dilim dilim doğradım. Şimdi ekmekleri şöylece kenara alıyorum, hemen iç harçları yapıyorum. İç harç için yumuşak bir peynir seçtim bugün. Yumuşak peyniri şöyle ezeceğim birazcık. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Evde hangi peynir varsa hepsiyle olur. Üzerine bir yumurta kıracağım. Yumurtayı da karıştırıyorum peynirle beraber. Evet, peynir harcımız hazır. Şimdi bir de kıymalı harcı hemen yapayım. Çok az kıyma aldım. Böyle hafif yağlı bir kıyma tercih ederseniz daha güzel olur. Üzerine de birazcık kaşar peyniri döküyorum. Çok az da tuz ekleyeceğim ve hepsini yine karıştıracağım. Şimdi ekmeklerin yarısını kıymalı harçla, yarısını peynirli harçla yapacağız. Diyeceksiniz ki sabah kahvaltısında kıyma mı olurmuş? Olur. Sucuk oluyorsa kıyma da olur. Tabii ki birazcık karabiber. Evet, kıymalı harç da hazır. Ekmeklerin üzerine sürüyoruz. Şimdi ekmekleri şöyle hemen bir ızgara tel üzerinde fırın tepsisine diziyorum ki altları da kıtır olsun. Altı üstü güzelce kızarsın. Ha, bu delikte de çıktı. Bundan harç düşer. Harcı şuradan içeriye koyuyoruz. Şöylece bu ekmeği de atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi ekmeklerin üzerine de harçlardan bolca koyuyoruz. Çok zor bir tarif değil yani, bu kadar basit bir tarif işte. Çok güzel ya, böyle bile yersin onu yumurta çiğ olmasa. Biraz da kıymalı harçtan koyuyorum yarısına. Bu kıyma pişecek. Izgaraya yakın koyacağımız için ekmekleri merak etmeyin. Bir de ince bir tabaka koymaya çalışın ki kıyma da pişsin. Kıyma yerine sucuk, sosis falan da tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama bu bizim yaptığımız orijinal usul. Şimdi yine biskim diyeceksiniz. Bunu tarifin ismi aslında Princessa. Bir Bulgaristan tarifi yine. Bir göçmen tarifi. Annem kahvaltılarda yapar sık sık. Çok da güzel olur. Hatta bunun özel ızgara makinesi var. Böyle elektrikli bir ızgara. Sadece yukarıda ızgara telleri var. Karnım acıktı. Elektrikli çalışan bir makine. Yukarıda ızgara telleri var. Sadece böyle ekmekleri sokup çıkartıyorsunuz. Sırf bu iş için özel yapılmış bir alet. Bu harcı da aslında biraz daha fazla ekstradan ekmeğim var. Bir tür daha onunla yaparız. Şimdi fırına veriyorum. Unutmayın, ızgarayı çalıştırıyoruz fırında. Üst kısma koyuyoruz. Dikkat, yakmıyoruz, kontrol ediyoruz. Kızarana kadar, pişene kadar takip ediyoruz. Sağolsun. Kapattık. Bakalım prensessalar hazır mı? Dararadan. Dararadan. Dadan tan tan taran tan tan tan. Şimdi üzerinden tutan dumana bakın ya. Derin nefes çekiyorlar şu an burada. Evet, ekmek üstleri hazır. Artık hemen hemen kapanış yapmamız lazım. Çünkü soğuyor arkadaşlar. Çok acil yayın fırından çıkar çıkmaz. Şimdi ben kapanış için bir tadım, yeni bir tadım şanslısı çağırıyorum. Ege geliyor. Gel bakalım Ege. Mutfak küçük ya, tek adımla herkes gelebiliyor buraya. Ege hoş geldin. Nasılsın? Hoş, iyi misin? İyiyim. Öğrenci misin? Öğrenciyim, sinema okuyorum. Oo, çok güzelmiş. Gözlerimin, yani sana mı baksam, oraya mı baksam bilemiyorum. İkisi de
Ya ben de ne oluyor ne diyordum. Ne tatlısın. Çok teşekkür ederim. Gel hadi tadıma bakalım. Bak şimdi burayı ne yaptım biliyor musun? Hem kıymalı hem peynirli yaptığımı ayırdım. Bence onu oraya göndermedim. O canavarlar bitecek. Bence bundan tadıma başla. O zaman hadi gel. Direkt başlıyoruz. Çok heyecanlı. La 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 la. Çok güzel. Peynir bayağı iyi ya. Ne peyniri? Süzme. Benim en sevdiğim peynir. Eski videolarımdan izleyenler bilir. Vay. En sevdiğim peynir süzme peynir. Nasıl olmuş? Kahvaltıda yapar mısın? Kolay mı? Basit mi? Yaparım. Zaten tarifi izledim. Gayet basit. Büyük ihtimalle öyle kısa olmak için yapabilirim. Ne yapmak için dedin? Kısa olmak için. Sevgiliyi mutlu etme tarifleri bu kanalda. Kıstallamak yok. Sevgiliyi mutlu et. Evet. Takip tamam edin. Erkekler daha çok takip etsin bence. Takip edin. Takip edin. Afiyet olsun.